geçtiğimiz günlerde merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük deprem 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem vardı. Bu depremler sonucunda büyük yıkımlar gerçekleşti. Bunun sonucunda biz üniversitede inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri olarak Malatya iline gittik. Yaklaşık 5 gün olarak 5 gün orada çalıştık. 5 gün içerisinde biz yaklaşık 40 tane binada inceleme yaptık. Biz de üniversitemizden topladığımız ekipmanlarla birlikte oraya gittik. Yerinde incelemelerde bulunduk. Bu incelemeler neticesinde girebildiklerimizde gördüklerimiz belli başlı problemler, işte 1975 yılındaki ilk yönetmeliğe göre 99 öncesi olanlarda o dönemin yönetmeliğine uygun olarak yapmaya çalışılmış, ancak burada da öncelikle betonarme sistemlerde genellikle uygun gradasyon, uygun beton yapılırken granülometri gözetilmemiş. Yani çok büyük çakıl taşları vardı. Yani avam diliyle söyleyeyim, teknik dilde gradasyon diyoruz ama bu gradasyon, granülometri nedir? Uygun tane dağılımının olması lazım beton içerisinde. Bu yoktu. Dengelenmeye de çalışılmış. Çok büyük çakıl taşları vardı. 6 santimetreden büyük olması gereken 3 santimetre, 31,5 milimetreden fazla olmaması gerekirdi. Bunlar vardı. Bunun haricinde baktığımız zaman içerisinde yabancı maddeler vardı. Bunları da fotoğrafladık. Ahşap gibi, tezek gibi. Dönemde nervürlü B3 çeliği, nervürlü çemik şeyli çelik kullanılmıyordu. Çift nervürlü, yani B3 çeliği şimdi zorunlu ama o zaman zorunlu olmadığından, insanlar ucuz olduğundan dayanımı daha düşük düz demir, nervürsüz demir kullanıyordu. Bu da yeterli aderans sağlayamadığından, zaten beton kalitesi de çok da iyi, minimum değerlerde veya biraz altında olduğundan iyi tutunamamış, aderans yapamamış ve demir betondan sıyrılarak çıkmış. Bunu canlı olarak gözlerimize gördük, tespit ettik. Bağlantılar iyi değildi. Telle bağlanması, çok ince bağlantılar vardı. Onların daha iyi olması gerekirdi. Bunun haricinde çeşitli tasarım hataları vardı statik sistemlerde. Bunu da gördük. Güçlü kiriş, zayıf kolon. Güçlü kiriş olunca kolonlar mafsallaşmış, kırılmış. Taşıyamamış. Kolon deprem esnasında yanal şeyleri karşılayamamış, yükleri karşılayamamış. Kolon kiriş birleşme noktalarında kırılmalar olmuş. Etriye sıklaştırması, bu mafsallaşma dediğimiz, kolon kiriş birleşme noktalarındaki mafsallaşma dediğimiz olay, birleşme noktalarında etriye sıklaştırılması olması gerekir. Yani normalinde o dönemin yönetmeliğine göre belki 30 santimetreydi, biz ölçtük 35 santimetre, günümüzde 20 santimetre civarında olması lazım ama bunların hiçbirini göremedik. Kolon kiriş birleşme noktalarındaki sıklaştırma ve boğaz etriyeleri konulmamıştır. Hani genel olarak şöyle diyebiliriz, etriyelerde kancalar yok, 90 derece bükülmüş. Yani etriye yapılıyor kolon içerisinde iskelet şeklinde, o etriyeler 90 derece değil 135 derece hepsinde olması gerekir. Onun haricinde bitişik bina çok. Bitişik nizam zaten tehlikeli bir yapılaşma şekli bu. Yan yana bitişik binalarda çekişleme etkisini gördük. Bu önceki depremlerde de hep görülmüştür. Bitişik nizamlarda kot şeyleri, döşemelerin kotları birbirinden farklı ise binalar birbirine böyle salınım yapıyorlar, birbirine vuruyorlar. O bölgede çarpma etkisi de kırılıyor, o bölgeden zayıflıyor. Zaten mafsallaşma bölgesi binanın toptan göçmesine sebep olabiliyor arkadaşlar. İşte binaların yıkılmasının sebepleri yapılan hesaplar sonucunda uygun betonu yapmamak, yerine uygun kalitede beton dökmemek, projesine uygun demir donatıları kalıplarda yerine bağlamamak, bu tür işçilik hatalarından kaynaklanıyor ya da kontrolsüzlükten kaynaklanıyor. Bunlar kontrol edilmiş olsaydı, yerine uygun, yönetmeliklere uygun şekilde yapılsaydı bu binalar belki de yıkılmayacaktı. Yıkılsa bile az hasarla ya da insanın ağır hasar dahi alsa insanların ölümüne sebep olmadan hasarlı bir şekilde insanların çıkmasına izin vereceklerdi o binalar.